Finans tarihinin en büyük ikinci balonu ama dünya tarihinin ilk finansal çöküşü. Dünya tarihinde adını herkesin bildiği fiziğin babası, özel bir deha olan Isaac Newton'ın bu balonda tüm servetini kaybetmesi. Hiçbir şey olmaz kardeşim, şirketin arkasında devlet var. Bu şirkete yatır paranı, korkma aklıyla çıkılan yolda borsadaki en büyük düşüşlerden birine şahit olundu. 1700'lü yılların Londra borsasının kara günleri. Bugün size Güneydeniz'de şirketi balonunu orijinal adıyla Soul Sea Bubble anlatıyorum. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM Yatırım'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Lale balonu dünyanın ilk balonudur. Bunu anlatmıştık. Katlar kısmından gidip izleyebilirsiniz. Tarihin ikinci balonu olarak da adlandırılan Güneydeniz'de şirketi 1711 yılında George Caswell ve John Blunt tarafından kuruldu. Kuruluş amacı İngiltere borçlarını organize etmekti. İspanya ile olan veraset savaşı İngiltere'yi ekonomik olarak çok zor bir döneme sokmuştu. Koskoca İngiltere iflas etmenin eşiğindeydi. İngiltere hükümeti de çözüm olarak o dönem için çok ama çok liberal bir bakış açısı ile yaklaştılar soruna. İngiltere borçlarını bu şirkete devretti. Karşılığında da Güney Amerika'da sınırsız ticaret ve monopol hakkı verdi. Kısaca şirketi Güney Amerika bölgesine tekelleştirdi. Oradan gelen tüm ticaret bu şirkete aitti. O dönemde Güney Amerika'da bolca bulunan gümüş, altın ve diğer değerli şeylere tamamen erişim hakkı sağlanmıştı. Şirket yöneticileri de bunu kabul edecekti sonuçta. Şirketin asıl ticaret kaynağı kürelerdi. İspanya ile olan savaşta İngiltere yıllık 4800 kişi kotası vardı. 4800 küreden fazlasını ticarette kullanamıyorlardı. 1714'te İspanya ile savaş bitince Utrecht Anlaşması ile birlikte kota sınırı da kaldırıldı. İşte bu balonun oluşmasındaki temel ögelerden biri buydu. Böyle bir şirketin varlığı kulaktan kulağa duyulmaya başlandı. Devletin desteklediği bir şirkete yatırım yapmak belki en risksiz gözüken yatırımlardan biridir. Böyle bir şirkete yatırım yapılacağı zaman ne FK oranı, ne analiz, ne de başka bir şey düşünülmez. En azından öyle gözükür. Çünkü devleti arkasına almış bir şirketin batma durumu söz konusu değildir. Zarar etmeyeceklerine o kadar çok emindiler ki yatırım yapan herkesin aklında şu vardı. Güney Amerika'dan altın gümüş getirecek bu şirket, üstüne devlet arkasında. Abi bas parayı, yatır yatır, hiç düşünme. Komik olan şu, şirket hisselerine yatırım almaya başladığında sene 1714. Şirket ilk yolculuğunu yaptığı sene 1717. Yani insanlar daha hiç yolculuk yapmamış, güven tazelememiş, işini nasıl yaptığını bilmediği, emin olmadığı bir şirkete para yatırıyorlardı. Yanlış yatırım ne nedir sorusunun cevabı bu hikaye arkadaşlar. Ama günümüzde yatırım yapmak böyle değil. Daha kolay ve daha güvenli. Kanalımızın ana sponsoru olan GCM Yatırım ile hisse senetlerine, yol piyasalarına, forex piyasalarına yatırım yapmak çok kolay. Üstelik ilk kez yatırım yapacaksanız ama borsayı bilmiyorsanız ücretsiz eğitimlerden de yararlanabilirsiniz. GCM Yatırım ana sayfasına girip formu doldurup üye olduktan sonra bunları ve daha fazlasını rahatça yapabilirsiniz. Size güvenli yatırımın kaynağını anlattığıma göre hikayemize dönebiliriz. Balon oluşturan kısım halkla beraber hükümettir. Nasıl? Hükümet de bu şirketin hisselerinin alınmasını teşvik ediyordu. Devletin destek verdiği bir şirkette devletin de kendisi yatırım yapın deyince halk durmaz. Hisse senetleri kapış kapış gidiyordu. 1718 yılında hisse 100 pound'tu. 1720 yılına kadar da 100 pound olarak devam etti. Ama 1720 yılının Ocak ayında balon şişmeye başladı. İşte o dönemlerde tarihin en zeki insanlarından biri, belki de ilk onda olan Isaac Newton da bu balona katıldı. Isaac Newton fakir biri değildi. Belirli bir miktar parası vardı. Üstelik Newton zaten bir borsa yatırımcısıydı. Ama çok temkinli davranırdı. Genel olarak devlet tahvillerini alır ve satardı. Arada bir hisse alırdı ama hiçbir zaman çok elinde tutmazdı. İşte o dönemde halkın geldiği bu galeyan Isaac Newton'u da cezbetti. Halkın tamamı yatırım yapabilen herkes South Sea Company şirketine yatırım yapıyorlardı. Newton da elindeki tüm devlet tahvillerini satarak Güneydeniz şirketine yatırım yaptı. 1720 yılının Ocak ayında Newton hisseyi 128 poundken alıyor. Size hemen balonun aylardaki fiyatıyla anlatayım. Bir balon nasıl oluşur ve nasıl patlar? Üstelik günler içerisinde. 1720 Ocak ayında 128 pound. 1720 Şubat ayında 175 pound. 1720 Mart ayında 330 pound. 1720 Mayıs ayında 550 pound. 1720'nin Temmuz ayında 950 pound. 1720'nin Ağustos ayında 1000 pound. %900 bir artış, devasa bir yükseliş. Bakın aylar içerisinde oluşan tabloya. Balon bu işte. Newton temkinin yanı devreye girdiğinde Nisan 1720 idi. Orada hissenin tamamını sattı. %300'lük bir karı vardı. Sonra hisse fiyatı artmaya devam etti. Newton ilk kez temkinli olmaktan vazgeçti. Etrafında herkes, eşi, dostu, akrabası, tanıdığı tüm insanlar hisseyi almaya devam ediyordu. Ve hisse fiyatı sürekli olarak yükseliyordu. Alan herkes kar etmeye devam ediyor ama o satmıştı. Herkes zengin olmaya devam ettiği için Haziran'da
700 poundken tekrar aldı. Üstelik elindeki tüm parasını bu şirkete yatırdı. Birikimini, kazancını, gelirini ne varsa. Süre psikolojisi nedir sorusunun cevabı Newton'un yaptığı hareketti. Ağustos'ta 1000 pound oldu. Mükemmel bir para kazanmıştı. Ama günler geçerken hisse senedi değer kaybetmeye başladı. 31 Ağustos'ta 775 pound'a düştü. 1720 yılının Ekim ayının 11. günü 290 pound, 1720'nin Kasım'ında 150 pound'a düştü. Burada Newton tüm hisselerini sattı. Kaybı 20 bin sterlindi. Günümüz parasıyla da yaklaşık 4 milyon dolar. Sterlinde bir enflasyonu varmış. Yani çok büyük bir para kaybetmişti. Rivayete göre bu durumun sonunda şöyle bir söz söyledi. Gök cisimlerin hareketlerini hesaplayabiliyorum ama halkın deliliğini değil. Bu söz durumu çok iyi özetlemişti. Borsa çökmüştü. Güneydeniz şirketinin satılan hisseleri tamamen balondan ibaretti. O seviyelerde bir şirket değildi. 1850 yılında şirket kapanana kadar da hiç o seviyede bir şirket olmadı. Bu krizden sağ çıkması, üstüne neredeyse 150 yıl daha da kendini koruması aslında şirket adına bir başarı. Fakat sonuçta yatırımcılar çok büyük paralar kaybettiler o dönemde. Hatta o dönemde İngiltere hükümeti halka arzlara bile katılım yasaklamıştı. Bu derece bir finansal söküş. Lale balonunda ve diğer videolarda söylediğim gibi şişen balon her zaman en sonunda patlar. Ve sonuçları herkes için çok acı olur. Çok zeki bile olsanız bazen kavrayamayabilirsiniz. Örneğin Isaac Newton gibi. İngiliz halkının çoğunun zararı vardı. Ve ufak paralar da değildi. Bu da lale balonunda olduğu gibi toplumsal sorunlara neden oldu. İntiharlar, iflaslar, boşanmalar, kavgalar ve sayılacak bir sürü soruna kapı araladı. Bu hikayeyi anlatan bir sözle kapatmak istiyorum videoyu. Warren Buffett'ın hocası Benjamin Graham'ın ifade ettiği gibi, yatırımcının en büyük sorunu, hatta en kötü düşmanı kendisidir.